İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki gitmeye değer mekanlar. Malatya'nın Girman'a koyu. Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamada yaralanan Ermenilerin sayısı yaklaşık 300. Arapi Köprüsü'ne yeni keşfedilen anıt statüsü verildi. Yerebulur'da Asala şehitlerinin anısına saygı duruşu. Türk lirası tarihsel bir devalüasyon rekoru kırdı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki ABD-Kürt petrol anlaşmasından endişeli. Ermenistan Cumhuriyeti 8 Ağustos'ta Lübnan'a 12 ton insani yardım gönderecek. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor ve doğa severleri bekliyor. Sarp kayalıklara sahip kanyon, ortasından geçen kuru çay ve ağaçların oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerini cezbediyor. Yaz aylarında kayaların arasından geçen suyun sıcaklığının 0 derecelere düştüğü kanyonda ziyaretçiler piknik yapma imkanı da buluyor. Tarihi 35 milyon yıl öncesine dayanan kanyon görülmeye değer. Kanyonu her yıl yaklaşık 5000 kişi ziyaret ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anna Nagdalyan, Armen Press ile yaptığı görüşmede verdiği bilgiye göre, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen korkunç patlamada yaralanan Ermenilerin sayısının 300'e yakın olduğunu ifade etti. Son verilere göre ölü sayısı 154'ü geçti. 120 vatandaş hastanelerde kritik durumda. Patlamanın kurbanları arasında 13 Ermeni var. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Şirak Valiliği'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Arapi adlı metal köprüsüne yeni keşfedilen yerel önleme sahip bir anıt statüsü verildi. Çarlık Rusyası'nın Aleksandrapol Kalesi askerleri tarafından Nisan 1877'de yerel ustaların yardımıyla Gümrü şehrinden Arapi yerleşimine giden otoyolu bölümünde Ahuryan Nehri üzerinde inşa edilen metal köprü çelik yapı Ermenistan Cumhuriyeti'nde türünün ilk örneği. Nisan 1877'de Rus ordusu Kars'ı ele geçirmek için bu köprüyü geçti. Gümrü'yü Kars'a bağlayan en güvenilir yol buydu. Köprü şu anda kullanımda değil. 1980'lerde köprünün yanında yeni bir betonarme köprü inşa edildi. Bir grup insan, Yerebulur adlı askeri panteonda Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın şehitlerinin anısına saygıda bulundu. Armen Press'in aktardığına göre panteonda kurbanların anısına bir dua okundu. Törende Asala üyesi Vazgen Sisyan da hazır bulundu. Türk lirası ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. 6 Ağustos'ta dolar kuru 7.28 liraya ulaştı ve bu liranın devalüasyonunun tarihsel rekoru oldu. Türk parası bugün yeni rekor kırdı. 1 doların değeri 7.34 liraya ulaştı. Böylece yılın başından bu yana lira dolar karşısında %22'nin üzerinde değer kaybetti. Türk finans yetkililerinin yaptığı istişarelerin ardından Merkez Bankası bugün öğleden sonra lirayı güçlendirmek için piyasaya bir takım müdahalelerde bulundu. Ondan sonra liranın pozisyonu biraz düzeldi. Ancak Merkez Bankası'nın eylemlerinin etkisinin ne kadar süreceği bilinmemektedir. Amerikalılarla Kürtler arasında Suriye petrolünün çıkarılmasına ilişkin anlaşma keyfi ve yasa dışıdır. Rusya Federasyonu diplomatik servisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı durumdan endişeli ve üzüntü duyuyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı bunun Washington tarafından uluslararası hukuk normlarının, uluslararası insani hukuk normlarının sistematik bir ihlali olduğunu kaydetti. Amerikalılar sadece Kuzeydoğu ve Güney Suriye'de yasa dışı bir şekilde bulunmuyorlar. Aynı zamanda tüm Suriye halkının mülkü olan ülkenin doğal kaynaklarının yağmalanmasıyla ve yasa dışı ticaretiyle uğraşıyorlar. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Lübnan hükümetine yardım için yürüttüğü çalışmalarla ilgili düzenli bir toplantıya başkanlık etti.
Başbakanlıktan bildirildiğine göre Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan, ilk uçuşun cumartesi akşamı saat 21'de planlandığını ve bunun asıl amacının her şeyden önce tıbbi yardım sağlamak olacağını belirtti. Dikran Avinyan, bir sonraki uçuş 11 Ağustos'ta gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta bir uçuş daha yapılacak. Şu anda malzemelerin toplanması süreci devam etmektedir. Lübnan'a taşınacak ilk uçuşta 12 tona kadar yük edineceğimizi düşünüyoruz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluktan Ermeni halk oyunları şarkısı Ayloti Yarcan adlı eseri sunuyoruz. Ayloti Yarcan Hastadan çıkasıra Canloti Yarcan Entete borasumes Ayloti Yarcan Bir kuvi bez kosumes Canloti Yarcan Ayloti Yarcan Canloti Yarcan Ufaklık marcan Canloti Yarcan Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.